veto balları ve gol. Mümin Aysever affetmiyor sevgili seyirciler. Ferit Erişçi sağ taraftan girişli atakta. Raif Demirlan harekete girdi. Tekrar Ferit'i topa aktardı. Ferit ceza sahası girdi. Volkan'dan sıyrıldı. Ceza sahası içerisinde atağa katan buğucu Mümin Aysever'in kafa şutunda. Kaleci Murat bakışları altında top. Sağ taraftan ağlara gitti. Ve karşılaşmanın 53. dakikasında gittiğimiz şu sırada sevgili seyirciler. İnegöl Spor şeytanı bacağını kırdı. Ve Mümin Aysever'in kafa golü de İnegöl Spor kendi sahasında 1-0 öne geçti. Rakip Kızılcahamam Spor bu gole 66. dakikada Ozan'la karşılık verdi. Ceza sahası golü pozisyonunda bakıyorum topu ağlarda mı? Ve topu ağlarda ve gol sevgili seyirciler. Offside yok. Topu ağlara gönderen buğucu 55 numaralık buğucu Ozan topu ağlara gönderiyor. Karşılaşmanın 66. dakikasında skora eşitlik geliyor sevgili seyirciler. Bir anda... Karşılaşmanın son dakikalarındaysa sahneye bir kez daha Mümin çıktı. Mümin 89. dakikada attığı golle temsilcimize 3 puanı getirdi ve İnegöl Spor normal sezonu galibiyetle tamamladı. Mümin Aysever topu ağlara gönderiyor. Takımın kendini ikinci golü ve takımın ikinci golünü ağlara gönderiyor ve İnegöl Spor 88'de 2-1 öne geçiyor sevgili seyirciler. İlhan Tepe'nin akıl dolu pasını arayacak boğucu Gökhan ceza sahasına giriyor. Mümin Aysever topu kontrol ediyor sevgili seyirciler. Kaleci Gökhan'la karşı karşıya kalıyor. Mükemmel vuruyor. Top 90'a takılıyor ve dakika 88 son dakikaları seven takım İnegöl Spor skoru 2-1'e getiriyor. Mümin Aysever'in ayağına kazandığı hem Mümin Aysever'in İkinci golü hem takımın ikinci golü sevgili seyirciler. Temsilcimiz bundan sonra Denizli'de oynanacak playoff karşılaşmaları öncesi Antalya'da kampa girecek. Diğer yandan temsilcimizin playoff mücadelesindeki rakipleri de belli oldu. Beyaz gruptan Yeni Malatya Spor, Tokat Spor ve Bayrampaşa, kırmızı gruptansa Hatay Spor, Polatlı Buksay Spor, Tepecik Spor ve Nazilli Belediye temsilcimizin muhtemel rakipleri oldu. 2-1 öne geçti sevgili seyirciler. Artık benim saatime göre son dakikalar artık.